10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 26 cevapları. Sözel, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 26, Sözel, 7, aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? A. İnsan şimdi 100 yıl önceye göre daha kısa bir süre içinde dünyayı dolaşabiliyor. B. Bir gemi kaptanı, bulunduğu yeri ancak enlem ve boylamını biliyorsa belirleyebilir. C. Bilim, tutarlılık ölçütüne bağlı bir sınama ve yanılma sürecidir. D. Hidrojen tamamen tüketildiğinde güneş de soğuyarak bir demir yanına dönüşecek. E. Dünyanın yapısı ve bileşenleri hakkında kesin bir görüş ortaya koymak oldukça zordur. Cevap A. 8. Seydi Ali Reis'in Miratülmemelik adlı meşhur eserinde. Bir dörtlüğünü kaydettiği türkü şöyledir. Deniz üstünde yürürüz. Öcümüz komaz alırız, düşmanı arar buluruz. Bize Hayreddinli derler. Barbaros'a bağlı, Akdeniz'deki büyük zaferlere iştirak eden. Türk denizcilerinin ruhunu bu dizeler ne güzel dile getiriyor. Bu parçada numaralanmış isim tamlamalarının türü sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A. Belirtili belirtisiz belirtili. B. Belirtili belirtisiz zincirleme. C. Belirtisiz belirtili zincirleme. D. Zincirleme belirtili belirtisiz. E. Zincirleme belirtili belirtili. Cevap B. 9. Hüseyin Rahmi anlatıyor. Yusuf Razi Bey bana bir gün, sen sinema makinesi gibisin, demişti. Hakikaten öyleyimdir. 40 senelik olaylar daha dün gibi aklımdadır. Geceleri geçmiş senelerin idetlerini, usullerini, hadiselerini gözümün önünden geçirir, koltuğumda veya yatağımda kendi kendime eğlenirim. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinin örneği vardır? A. Tamlananın düştüğü belirtili isim tamlaması. B. Tamlananın birden fazla olduğu belirtili isim tamlaması. C. Tamlayan ile tamlananın yer değiştirdiği belirtili isim tamlaması. D. Tamlayanı cümle halinde olan belirtisiz isim tamlaması. E. Tamlayanı ile tamlananı arasına birden fazla sözcüğün girdiği belirtili isim tamlaması. Cevap B. 10. Az yiyerek bir ya da iki ayda birkaç kilo verilebilir. Ne yazık ki çoğu insan, vermeleri gereken kilo miktarı 10 veya 20 olana dek ciddi bir perhize başlamıyor. Bu aşamaya gelindiğinde de bir hekime ya da bir beslenme uzmanına başvurmaktan başka yapacak bir şey kalmamış oluyor. Bu parçada numaralanmış ifadelerin hangisi isim tamlamasıdır? A. İ. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap E. 11. Türk Halk Edebiyatı ile Divan Edebiyatı, yüzyıllar boyunca birbirine komşu nehirler gibi uzanmıştır. Tanzimat Edebiyatı yazarları, ikisi de Türk kültürünün bağrından akan bu iki nehir arasında bir kanal açmaya çalışırlar. Nesirde bunu kısmen başarırlar. Şiirde de bazı denemeler yapılırken, araya Servet-i Fünun Edebiyatı ve estetiği girer. Bu parçada numaralanmış ifadelerden hangileri belirtisiz isim tamlamasıdır? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 3. E. 2 ve 3. Cevap D. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ifade isim tamlaması değildir? A. Termal turizm merkezi olan Sivas, zengin su kaynaklarına sahiptir. B. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, kapılarını yerli ve yabancı turistlere açtı. C. Kalelerinin bolluğu, Çanakkale'nin tarih boyu stratejik bir kent olduğunu anlatmaya yetiyor. D. Aspendos Antik Tiyatrosu, yaz aylarında çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. E. Anadolu yakasının boğaz kıyılarındaki vapur iskeleleri küçük meydanlara açılıyor. Cevap C. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 26 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.